Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kıyaslama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane canavarı, tabiri caizse ayakkabı dünyasının iki titanını karşılaştıracağız. Şu anda en pahalı iki ayakkabı bunlar arkadaşlar. 1620 liraya Jordan 35'i aldım. 1600 liraya da LeBron 18'i aldım. Her iki ayakkabının da detaylı performans incelemesini bulabilirsiniz YouTube kanalımda. Kutu açımına kadar her şey var. İki ayakkabıyı kıyaslamanın zamanı gelmişti. Sizlerin de en çok istediğiniz kıyaslamalardan biri buydu. Her ikisinin fiyatı da çok yakın. Hangisini almalıyım abi? Sence hangisini alsam daha güzel olur abi gibi soruları çok fazla duyuyorum sizler tarafından. O yüzden şöyle bir karşılaştırma yapayım dedim. Ama eğer birini almayı düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka gidip o ayakkabının detaylı performans incelemesini izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Burada çok hızlı bir kıyaslama yapacağız. Bazı şeyleri atlıyor olmamız çok normal. Hemen ağırlıklarıyla başlamak istiyorum. Tartımı alayım. Gram cinsinden ağırlığımız şöyle ortasına koyalım. 562 gram yarım kilo. Arkadaşlar yarım kilodan fazla bir tanesi diğer tekiyle birlikte kilo ayaklarınızda taşıyorsunuz. Bu kadar ağır bir ayakkabı LeBron 18. Gerçekten ayakta çok hissediliyor bu arada ağırlığı. Hemen Jordan 35'e bakıyorum. 482 gram bu da ondan aşağı kalır bir ayakkabı değilmiş. İkisi de çok ağır ayakkabılar. Jordan 35 ilginçtir ki o kadar ağır hissetmiyor LeBron kadar. Normal bir ayakkabı ne kadar abi diyorsanız mesela hemen şu yanımdan Kyrie hibritler var arkadaşlar. Bir tanesini koyalım mesela kıyaslama olması açısından. 431 gram. Why not? Zero'ya da bir bakayım istiyorum. 418 gram. 400'den başlıyor genel itibariyle. Bir de benim ayak numaram zaten 45. Bunların hepsi neredeyse 45 numaraydı. 44,5 numaraydı. O yüzden hani biraz da yüksek gelebilir. Numaranız düşüyorsa tabii ki ayakkabıların ağırlıkları da düşecektir. Ama elde yani gerçekten şu çok fark edilen bir ağırlığa sahip. Ve en temel farklılığı bu olduğunu söyleyebilirim. Dezavantaj daha doğrusu. Uzun süre oynadığınız zaman LeBron 18 ayaklarınızda dev dev ve adeta bacak çalışmışsınız gibi bir his oluşturabiliyor sizde. Buna dikkat ediyorsunuz. Jordan 35 ise dediğim gibi çok fazla değil. Her iki tabanda bayağı güzel tabanlar. LeBron'un tabanı görüyorsunuz çok ilginç. Girintili çıkıntılı şöyle göreceksiniz. Jordan 35 ise 34'ün neredeyse birebir aynısı. Mükemmel iş yapıyor. Adamlar demişler ki zaten çok iyi iş yapıyor. Hani niye değiştirelim ki? O yüzden değiştirmemişler. LeBron ise farklı bir şey yapmış. Daha sert plastiklerden güzel bir taban yapısı var. İkisinden de şikayet edemeyeceğim. Hangisi daha iş yapıyordu derseniz muhtemelen 35 bir tık daha iyi iş yapacak. Taban tutma noktasında, yeri tutma noktasında, size yardımcı olma noktasında. İkisi de arkadaşlar daha çok büyük adamlara yönelik. Fakat ben 1 numarayım, guard oynuyorum, 2 numarayım, işte scoring guard oynuyorum diyorsanız arkadaşlar Jordan 35 burada daha iyi olacak sizler için. LeBron 18'i sizlere tavsiye etmem. Kesinlikle çünkü çok ağır ve çok kaba, büyük hissedeceksiniz. Ayaklarınız çok yorulacak. Jordan 35 her oyuncu tipine uygunken LeBron biraz daha sadece ağır adamlara yönelik olduğunu düşünüyorum ben. Üst kısma yastıklamaya geçiyoruz. Yastıklamada bu iki titan, bu iki de mükemmel işler yapıyorlar. Piyasadaki en iyi yastıklamalara sahipler. Jordan 35 arkadaşlar hem önde şu yandan göreceksiniz hem de arkada büyük büyük zoom ünitelerine sahip. Bu şekilde çok iyi bir etiden koruma sunuyor. LeBron ise bu işi farklı bir seviyeye ulaştırmış. İçerisinde Zoom Strobel yani KD13'te KD12'de kullanılan efsanevi tek başına bile süper yastıklama bu bir. İkincisi burada görmüş olduğunuz yumuşacık köpük, faylon köpüğü çok gerçekten yumuşak ve iyi hissettiriyor. Ve bunun hissini yaşayabiliyorsunuz. Bu iki. Üç ise arkadaşlar burada görmüş olduğunuz Air Max yapısı, balonu diyebiliriz. Neredeyse 720, şuraya kadar gelse 720 olacak. Burada olduğu için 540 diyebiliriz bence, yanlış olmaz. Bu canavar gerçekten ulaşılması imkansız bir yerde yastıklama noktasında etkilen korunma olarak harika işler yapacak. Çok ağır arkadaşlar. Boyuna göre kilosu fazla arkadaşlarım için, 4-5 numara oynayan iri arkadaşlarım için çok ideal bir yastıklama. Ağırlığını göz önünde bulundurmazsanız mükemmel bir tercih olacak. Jordan 35 her ne kadar güzel olsa da LeBron'a su dökecek birisi daha yok bu piyasada bence. Benim görüşümce bu. Ve çok rahat hissettiriyor. Taban yapısı ne kadar büyük olsa da bu bastığınızdaki hissi ve aynı zamanda Air Max'in itici gücü bayağı fark ettirecek arkadaşlar. Bu ayakkabıyı denemediyseniz bence mağazada falan bir deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü diğer giydiğiniz hiçbir ayakkabıya benzediğini düşünmüyorum. O kadar güzel, o kadar harika yastıklaması var. Üst kısma geçiyoruz. Üst kısımda her iki ayakkabıda fiyatını hak eden premium materyaller kullanılmış. LeBron'da kuvvetli ve çok kaliteli dikiş yapısı. Onun altında bir kademe daha, bir katman daha var. Farklı farklı yapılar bir arada kullanılmış. Çok güzel, çok sağlam. Savaşa gidersiniz. Savaş için üretilmiş kumaş, dikiş diyebiliriz. Arkasında yine aynı şekilde çok kaliteli plastikler ve graffiti.
logosu vesaire çok güzel duruyor. Jordan 35 ise daha sade fakat kaliteli. Kullanılan nubuk yapıları, süet yapıları harika. İşte flight wire'ları ve genel itibariyle görünüşü çok kaliteli ve güzel hissettirecek. Jordan 35 daha gündelik diye tabir edebiliriz. Bu ise savaşa gitmeye hazır bir ayakkabı olabilir. Burada ayrıcı özelliklerden biri dilleri arkadaşlar. LeBron'ı hatırlarsanız bahsediyordum detaylı incelemesinde. Dil yapısı çok farklı. Yani iyi kötü tartışılır. Benim çok sevmediğim bir dil yapısı oldu. 35'te ise rahat, güzel ve biraz daha büyük bir dil yapısı bizleri karşılıyor. Destek olarak her iki ayakkabı da ayaklarınızı iyi destekleyecek. Çünkü zaten ağır arkadaşlarıma yönelik ayakkabılar. Yana yapacağınız hamlelerde LeBron biraz daha geniş yüzeye basıyor. Fakat herhangi bir çıkıntısı görüyorsunuz. Çok dümdüz çıkıntısı yok. LeBron çok düz giden bir oyuncu olduğu için, hani önüne çıkanı alıp götürdüğü için fazla sağa sola hani crossover tarzı hareketler için dizayn edilmemiş. O yüzden de diyorum 1-2 numaralar çok almasa daha iyi olur. 35 ise herkesin ihtiyacına yönelik hem desteği hem stabilitesi gerçekten güzel toplama harika bir ayakkabı olduğunu söylemem lazım. Yana yapacağınız hamlelerde de yine şu görmüş olduğunuz eclipse plate'lerin yükseltilmiş olması iyi şekilde sizlere duvar olup durduracak. Destek, kitlenme Jordan 35 bir tık daha iyiydi benim için. Rahatlık, hangisi daha rahat diye soruyorsanız LeBron'da biraz daha rahat ettiğimi söylemem lazım. O da üst yapısı, altındaki yastıklamaları ve genel olarak biraz daha geniş yüzeye basmasından dolayı olabilir. Jordan 35'te de rahattım, çok güzeldi. Fakat hani 34 zaten benzer bir his var. 34 biraz daha rahat gelmişti. Bu o kadar iyi hissettirmedi kıyasla bilek noktasında. LeBron'un biraz daha bileklerinin şöyle girintili içeriye doğru olması, bunun ise biraz daha çıkıntılı olması fark oluşturabilir. Bileklerinize tatlı bir his düşünüyorsanız 35'te bunu bulabiliyorsunuz. Güzellik olarak bakıp bitirebiliriz. Hangisi daha güzel diyorsanız çok fazla göreceli bir kavram arkadaşlar. Ben LeBron 18'e ilk çıktığında hiç beğenmemiştim hatırlıyorsanız. Size bayağı böyle Instagram'dan da paylaşımlarımda ya bu ne biçim ayakkabı diyordum. Beğenmeme sebebim de şu ön yapısının uzun çıkıyor olmaması. Hani şuradan direkt kesiliyor olması. Bu benim için hiç güzel gelmemişti. Hiç hoşuma gitmemişti. Fakat hani giyip görüp denedikten sonra artık ayakkabıyı çok beğeniyorum. Ha ama yine güzellik noktasında hala eksik olduğunu düşünüyorum. 35 de bana çok güzel geliyor. Hele ki yeni çıkan renkleri uf diyorum. O Bayou Boys var. İşte birkaç tane daha rengi var falan. Harika renkleri var. İkinciyi bile alasım var. O kadar güzel bir ayakkabı. O kadar beğeniyorum bu ayakkabıyı görselde. Yani zaten performansı da mükemmel. Dolayısıyla daha ne ararsınız. Ama benim bir arkadaşım vardı. LeBron'ı görünce uf demişti. İşte ayakkabıların tepesi bu güzellik olarak. Ha bunlar göreceli olduğu için bir şey demek pek mümkün değil. Beğeniyor veya beğenmiyor olabilirsiniz. LeBron'da kesinlikle birçok dizayn detayı var. İşte swoosh işaretleri, arkadaki grafitisi. Şurada dikkatli bakmanız lazım. Plastiğin içerisinde kabartılmış bir taç işareti. İşte ön tarafta değil de aynı şekilde farklı farklı tasarımlar. Çok fazla dizayn detayı içeren daha renkli janjanlı güzel bir ayakkabı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Yani bana göre çok mükemmel, efsane değil. Yeni çıkan renklerin hiçbirini de çok beğenmiyorum. En iyi rengini almışım diyorum kendi kendime. O açıdan iyi idare eder. Tavanı zaten şu tabana bakar mısınız? Rengi biraz abartmışlar. Hangisini kullanalım? Hepsi demişler resmen. Jordan ise biraz daha sakin, tatlı ve gündelik hayatta da giyebileceğinizi düşündüğüm bir ayakkabı olmuş. Böylelikle de incelememi sonlandırıyorum. 1600 lira param var, hangisini alırsın diyorsanız ki asıl can alıcı nokta bu. Kıyaslamanın mantığı da biraz da bu. İki tane birbirine benzeyen yakın fiyatlı ayakkabılar. Arkadaşlar hangi pozisyonda oynadığım benim için çok önemli olurdu. Eğer 4-5 gibi daha büyük, daha ağır oyuncuysam LeBron'la giderdim. Onun dışında 1-2 numara veya yine 4-5 numara oynuyorum ama daha hafifim ve çok fazla yastıklamaya ihtiyaç duymuyorum. Diğer özellikleri benim için yine çok önemli. Crossover atıyorsam Jordan 35 diyeceğim size arkadaşlar. Bence 35 birçok oyuncu için çok uygun. Fakat incelemesini izleyin çünkü bazı noktalarda işte vurma etme gibi problemleri olabiliyordu bu ayakkabının. Ama hem taban tutuşu, yastıklaması, üstü, altı, görseli her özelliği bulabileceğiniz bir ayakkabı bence Jordan 35. Yastıklaması ve rahatlığı ile bu ayakkabı biraz öne çıkıyor. Bu da bu şekilde kendine has canavarları tutmaya yönelik ve daha dik İlerleyen potayı gördü mü önüne alıp gidecek arkadaşlara yönelik rahat, kuvvetli, premium materyallerden üretilmiş güzel bir ayakkabı olmuş. Böylelikle de bu incelemeyi sonlandırıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Like ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Abone olmayanlar varsa zil işaretine basarak abone olabilir. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dahisi bugünlük out.